Herkese hayırlı akşamlar efendim. Yine bir USMUM online seminerinde bir araya geldik. Kısmet olursa bu akşam sizlerle Türkiye'nin batılılaşması macerasını konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Sayın Profesör Doktor Mehmet Çelik Beyefendi. Onunla Türkiye'nin kurulduğu coğrafyada yerleşik olan kadim medeniyetlerin son durağı olmasının yanı sıra gittikçe yoğunlaşan Avrupa ile ilişkilerin seyri, yaşadığı kültürel dönüşüm ve batılı hayat tarzının getirdiği olumlu veya olumsuz etkiler üzerine keyifli bir söyleşi yapmayı planlıyoruz inşallah. Konumuz hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum. Profesör Doktor Mehmet Çelik Beyefendi 1969 Van doğumludur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı'nı bitirdikten sonra 1998'de İstanbul Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı doktorasını tamamlamış. Çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği, birçok dergi ve gazetede yazarlık yapmış, kuruluş çalışmalarında yer almıştır. Halen İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Kendisini yayınımıza alıyorum. Hayırlı akşamlar hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Ercan Bey. İyi akşamlar diliyorum herkese. Bizi izleyen ya da dinleyen bütün dostlara selam olsun. Birçok eski yeni öğrencim takip ediyor bizi. Ve Elazığ'dan Aslan Çetin kardeşimiz izliyor bizi. Bu evet. İstanbul'dan birçok yine eski şu anda hocalık yapan eski öğrencilerim, yeni öğrencilerim izliyorlar. Umarım keyifli bir sohbet olur. Fakat ben şunu isterim. Yani öyle bir konferans havasında değil de siz istediğiniz yerde kesip soru sorarsanız daha interaktif bir model oluşturmuş oluruz. Daha güzel olacağı kanaatindeyim. Tamam hocam. O zaman ilk soruyla başlamış olayım. Türkiye coğrafyasında batılılaşma durumu ne zaman başladı ve nasıl başladı? Kısaca buradan başlasak hocam, bir tarihsel gelişim üzerine sizin uygun gördüğünüz bir derinlikte. Ondan sonra inşallah arada sorularım olacak. Yani. Şimdi Doğu ve Batı ikilemi, Doğu ve Batı ikilemi yeni bir ikilem değil. Çok eskiden beri var olan bir şey bu. Ta ki bu aslında bu etkileşimleri çok öncesinde, tam milat öncesine kadar götürebiliriz. Makedon Kralı İskender'in Helenizm diye anılan o kültürün oluşmasında da yine bu ikilemden bir parça var. Şöyle. Yunan kolonileri, yani bugünkü Yunanistan coğrafyasında yer alan şehir devletleri sık sık İranlıların, yani Perslerin saldırılarına uğrardı. Bu saldırılar güneşin doğduğu yerden gelen savaşçılar gibi bir korku uyandırmıştı Yunanlılarda. Ve Makedon Kralı İskender harekete başladığı zaman hocası onu, yani Aristo onu, güneşin doğduğu yerden intikam almak fikriyle büyütmüştü. Ve nitekim İskender Doğu seferine çıkıp İran Şah o zamanki Şahı, Pers Kralı 2. Darius'la olan savaşını kazandıktan sonra Doğu ve Batı kültürleri arasında bir sentez oluştu ve ona da çoğu yerlerde Helenizm derler. Helen kültürüyle efendim söyleyeyim Doğu kültürünün ortak şeyinden ortak doğu olarak çıktı bu böyle bir şey. Sonrasında tabii birçok kötü karşılaşma vardır Doğu ile Batı arasında. Cemil Meriç Bu Ülke adlı kitabında enteresan şey bir biraz hamasi olmakla birlikte gayet net bir şekilde şöyle anlatır. Der ki bir biz vardık bir küffar. Kılıçlarımızdan küffar kelleleri damlardı. Kıtaları bir ipek kumaş gibi kesip biçerdik. Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamlarında ihtiyar dev mazisinden utanmaya başladı. Asya bir cüzzamlılar ülkesidir. Ben Avrupalıyım demeye başladı. Avrupalı dostları acıyarak baktılar ihtiyara ve kulağına eğilip şöyle dediler. Hayır delikanlı, sen biraz gelişmişsin. Bunu iki şekilde okumak mümkün. Bir az gelişmişsin ya da biraz gelişmişsin.
Şimdi bu bir az gelişmişlik ya da işte bu Doğu Batı ikileminde nerede olduğumuza dair çok kitaplar yazılmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi merhum hocalarımızdan Mümtaz Turhan'ın yazmış olduğu Garplaşmanın Neresindeyiz? Yani Batılaşmanın Neresindeyiz? Yine bununla ilgili Doğu ve Batı ikilemi üzerine kafa yormuş ya da medeniyetimizin geçmişiyle ilgili kafa yormuş çok büyük kafalar var. İşte rahmetli Kemal Tahir gibi, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi, ondan sonra Sencer Divitçioğlu gibi, Niyazi Berkes gibi, ondan sonra Tarık Zafer Tunaya gibi, Hilmi Ziya Ülken gibi birçok insan bu konudaki fikirlerini söylemiş, söylemeye devam edilen bir konudur bu. Bu durumda şunu söylememiz gerekiyor. Doğu Batı ikilemi her zaman olmuş, ola gelecek, o olmak zorunda da. Çünkü Doğu ve Batı nereden doğar? Kendinizi nerede görüyorsanız arkanız Doğu, önünüz Batı'dır. Ya da tersi de olabilir. Doğu Batı kendisini merkeze aldığı için kendisinden öncesine ne demiştir? Doğu demiştir. Yani bir dünyadan yuvarlak olduğu da hani göz önüne getirildiğinde bu ikilemin nereden kaynaklandığını, yani kendini merkeze alanın kendisinden öncesini Doğu olarak kabul etmesinin bir keyfiyet olduğunu, bir nitelik oluşturduğunu düşünmek mümkün. Doğu ile Batı arasındaki çıkarsama, Roma bütün, yani Roma dünyadaki ilk büyük imparatorluk, global imparatorluk denemesiydi. Dolayısıyla Doğu topraklarında büyük bir kısmını ele geçirdi. Yani işte Hazreti İsa'nın doğmuş olduğu, Hazreti İsa'yı doğuran Nasıra toprağı, yani bugünkü Filistin toprağından Hazreti İsa dünyaya geldikten sonra ve kendi hareketi, Hazreti İsa'nın tebliğ hareketi başarıya ulaştıktan sonra Batı dünyası Roma üzerinden Hristiyanlaşmaya başladıktan sonra Doğu ve Batı arasındaki ilişkiler Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in dünyaya gel, daha doğrusu peygamberliği tebliğ edinceye kadar, Kur'an'ı tebliğ edinceye kadarki ilişkilerinde bir şey yoktu. Bir sıkıntı yoktu. Yani sıkıntı vardı aslında ama bu bir medeniyetler çatışmasından ziyade toprağı ele geçirmek, zenginlikten faydalanmak gibi bir şey üzerine. Çünkü ondan önce, Hazreti Peygamber'den önce, Hazreti İsa'dan hemen sonralarında doğudan gelen kavimler Batı medeniyetini, daha doğrusu Roma İmparatorluğunu sık sık kuşatma altına alıp ve bu kuşatma sonrasında Roma'ya güç kaybettiriyorlardı. O yüzden Roma kendisi dışında kalan insanlara barbar derdi. Barbar, hatta kendini o kadar merkeze almıştı ki Roma, hatta bugün bizim de kullanmış olduğumuz bazı deyimler vardır. Mesela bütün yollar Roma'ya çıkar. Ya da bir Latin atasözü vardır, bir İtalyan atasözü diyelim. Orada da şey der, insan dediğin Romalıdır. Çünkü Romalı kendisi dışında kalan insanların bir medeniyet oluşturabileceğini ya da bir dille konuşabileceğini, bir diyalekt oluşturabileceğini, o dilde şiirler söyleyebileceğini, şarkılar besteleyebileceğini ya da onunla ilanı aşk edebileceğini aklına bile getirmezdi. Çünkü barbarın kelime anlamlarından bir tanesi de kekemedir. Çünkü Romalı dil olarak kendi dilini öne koymuştu. Çünkü merkeze kendisini aldığı için insan dediğin Romalıdır. İşte bütün yollar Roma'ya çıkar. Bütün bu çıkarsamalar üzerinden Batı'nın kendisini nerede gördüğünü anlatmak için söylüyorum. Bu kavimler göçünün yani özellikle Orta Asya'dan gelen Avarlar, Hunlar, Vandallar, Vizigotlar vesaire halkların Roma'ya saldırmasıyla birlikte Roma kendisi dışında alemin olmasını keşfetmekle birlikte hala büyüklük düşleri görerek onlara barbar demeyi devam ettirdi. Öte taraftan da barbar korkusu Roma'nın kendi iç meselelerini örtbas etmek için kullanmış olduğu bir yöntemdi. Çünkü düşman oluşturmak her statik onun kendini devam ettirme biçimlerinden bir tanesidir. Çünkü düşman yoksa bu kadar askere ne ihtiyaç vardır gibi bir soru sormaya başlar halk. Böyle olunca Hazreti Peygamber'in gelişinden sonra dünyada dengeler değişti.
Hazreti Peygamber'in peygamberlikten sonra çok kısa bir süre içerisinde İslam orduları işte Hicaz'dan başlayarak İran'ı, daha sonra yanındaki yakındaki ülkeleri, Mısır'ı, Yemen'i, bütün o Arap coğrafyasının tamamını ele geçirdikten sonra da Emeviler döneminde Tarık bin Ziyad'ın komutasındaki askerlerin, Arap askerlerinin Endülüs'ü, yani bugünkü İspanya'yı ele geçirmelerinden sonra Batı'nın doğuya gelişi yerine Doğu Batı'ya doğru gitti. Doğu Batı'yı buldu, Batı'ya gitti. Hatta bugün mesela Sicilya adasındaki konuşulan, Sicilya adasında konuşulan İtalyanca'da bolca Arapça kelime bulursunuz. Keza İspanyolca'da bir sürü Arapça kelime vardı. Neden? Bu bir etkileşimden. Yani şeylerin, Endülüsler, yani Arap Emeviler, Endülüs Emevi Devleti, Endülüs Emevi Devleti kurulduktan sonra Endülüs'te kurulan bu medeniyet, oradaki yerel halkla ve diğer etnisitelerle iyi ilişkiler kurup bir anda işte büyük mektepler, medreseler, bugünkü anlamıyla üniversiteler, kütüphaneler kuruldu. Büyük büyük yapılar oluştu. Bir medeniyet oluştu. Hatta bununla ilgili iki şekilde çevrilmiş bir kitap var. Doktor Sigrid Huncke'nin Batı üzerine doğan İslam Güneşi ya da bir diğer ismiyle Allah'ın Güneşi Avrupa'nın üzerinde şeklinde iki şekilde çevrilmiş olan kitaplar var. Yani Rönesans'ın başlangıcını Endülüs'teki Emevilerin başlatmış olduğu medeniyet tasarımına veya tasavvuruna bağlayan çok ciddi kitaplar var, çok ciddi çalışmalar var ve çok gerçekten de bunu her zaman İspanya'ya gittiğinizde de bunu fark edersiniz neler olduğuna dair. O zaman şunu bir saptama olarak söyleyebilir miyiz? Şu anda örnek olarak gösterilen ve dünyaya teknoloji liderliği yapan Avrupa'nın, Batı'nın aslında bu hale gelmesindeki ana güç kaynağı Rönesans döneminde başlayan İslam toplumlarından aldığı teknoloji, o zamanki bilim ve bilgilerle olmuştur. Temeli burada atılmıştır diyebilir miyiz? Tabiatıyla çıkış noktası. Mesela Müslüman bilim adamları Cebir'i icat ettiler. Cebir zaten onu icat eden ya daha doğrusu onun farkına varmış olan Müslüman bilginin adıdır. İşte astronomide, matematikte, mimaride, sanat dallarında, buralarda çıkan gelişmeler Avrupa'nın aydınlanmasının başlangıcını oluşturan noktalar bunlar. Yani ona zaten hatta şöyle der, Ziya Paşa bir şiirinde der ki, ger olmasaydı Endülüs'ü agahdar, kim ederdi Avrupa'yı bidar? Yani eğer o bilgilendiren Endülüs medeniyeti olmasaydı, o uzun yıllardan beri uyuyan o Avrupa'yı kim uyandıracaktı diye Endülüs'ün hakkını teslim eder. Endülüs'ün hakkını sadece Müslüman bilim adamları değil, aynı zamanda Batılı bilim adamlarının bir çoğu da teslim eder. Fakat burada daha sonrasındaki Doğu ile Batı karşılaşmaları çok da sevimli değildir. Neden sevimli değildir? İşte Müslümanların Batı'ya doğru ilerlemeleri sonunda Batı, o Orta Asya, Orta Çağ'ın skolastiği içerisinde Müslümanları bu coğrafyadan söküp atmak ya da Kudüs'ü ele geçirmek ya da Arap topraklarını ele geçirmek ya da İslam aleminde hakimiyeti ele geçirmek gibi hayaller görmeye başlar ve bunlardan da Haçlı seferleri çıkar. Bu Haçlı seferlerle mesela Amin Maluf'un yazmış olduğu Arapların gözüyle Haçlı seferleri son derece güzel bir tahlil denemesidir. Yani evet, Haçlılar neden geldiler oraya? Haçlıların bir kısmı dini sebeplerle geldiler. Bir kısmı efendime söyleyeyim inançsız, inkarcı diye gördükleri Müslümanları Hazreti İsa adını öldürmeye geldiler. Bir kısmı doğunun zenginliklerine çökmek için geldi. Bir kısmı Maceracıydı. Ama bütün bunlarla birlikte Haçlı seferleri Hristiyan taassubunun bir taassubunun şekil giymiş bir haliydi. Dolayısıyla bu sıkıntılar her gelişlerinde de önce işte Selahaddin Eyyubi döneminde yenildiler, Kılıç Aslanlar döneminde yenildiler. Her defasında Haçlılar doğudan kırıla kırıla gittiler. Fakat
bu kırılmalar sonucunda Doğu'nun da tecrübelerini, Doğu'nun ilimdeki ve sanattaki ve bilimdeki, teknolojideki gelişmelerini de birlikte götürdüler. Bir taraftan da Haçlı Seferleri Avrupa için bir keşif oldu. Ve da sonrasında bu doğudaki üstünlüğün kaynaklarını araştırmak üzere birçok bilim ve disiplin oluştu. Mesela onlardan bir tanesi çok büyük külliyatlara sahip olan oryantalizm bilimidir. Yani doğuya dair, doğu bilimi diyelim buna. Ve batılılar oturup doğuları neden mağlup edemediklerini, bunun sırrı nedir diye bazı disiplinler oluşturdular. Mesela birçok batılı bilim adamı vardır ki, oryantalist dediğimiz, yani eskilerin deyimiyle müsteşrik dediğimiz şark bilimci vardır ki, bu adamlar biz tefsir ekollerini bizim Müslüman din adamlarının birçoğundan daha iyi bilirler. Efendime söyleyeyim, Osmanlı tarihini çok iyi bilir, gibi adamlar. Efendime söyleyeyim, Goldizer gibi adamlar. Efendime söyleyeyim, buna benzer birçok. Mesela 1700'lü yıllarda kadim İran dini olan Zerdüştlük üzerine Avrupa'da kitaplar yazılmıştır. Ve Avesta, yani şeyin kitabı, Zerdüşt'ün kitabı Almanca'ya çevrilmişti. 1721'de mesela. Kur'an-ı Kerim defalarca Avrupa dillerine çevrilmiştir. Bu Orta Çağ'dan hemen sonraki aydınlanma döneminde. Bu öte taraftan Doğu'da Osmanlılardan sonra, Osmanlılar İstanbul'u ele geçirdikten sonraki tarihçilerin bir kısmı kabul etmemekle birlikte, İstanbul'un fethiyle birlikte bir yeni çağ başlar. Ve bu başlayan yeni çağ artık Avrupa'nın, özellikle Roma'nın artık son kalıntısı olan Bizans'ın tarihten çekildiğini, artık hakimiyetin büyük bir oranda bir Türk İslam imparatorluğu olan ve birçok etnisiteyi içerisinde bazen çok dinli, çok halklı bir toplum olan Osmanlı Devleti üzerine geçtiğini gösterir. Fakat bu arada büyüklük düşleri görmekle meşgul olan İslam dünyası maalesef bazı sebeplerden dolayı matematikten ve buna benzer bilimden uzaklaşmaya başladılar. Kötü padişahlar, kötü yönetimler, kötü sistemler gide gide Batı'nın ve Batı'da bu arada tabii ki keşifler, yani coğrafi keşifler dolayısıyla Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfedişi, daha sonraki işte Amerika ve Sübük gibi adamları, Vasco da Gama gibi adamları, Magellan gibi adamların dünyaya dair keşifleriyle birlikte yeni dünya dediğimiz Amerika kıtasından büyük zenginlikler Batı'ya doğru akmaya başladı. Bu oluşan zenginlik içerisinde Batı kendisini hem sömürgelerden gelen parayla hem de yeniden oluşmuş olan o akla, yani Rönesans'ın oluşturmuş olduğu akıl ve bilim ortamında kendini yeniden inşa etmeye başladı. Bir müddet sonra Batı'da teknolojik gelişmeler olmaya başladı. Buharlı gemiler ortaya çıkmaya başladı. Efendime söyleyeyim, yeni silahlar, yeni tıp teknikleri, yeni bilim teknikleri, yeni bilimsel buluşlar ortaya çıkmaya başladı. Fakat Osmanlı Devleti buna ayak uyduramadı. Birçok sebep vardı bunların içerisinde. Birisi Osmanlı Devleti'nin sömürgeci bir devlet olmamasından kaynaklanan ve dolayısıyla bozulmuş olan bir maliye problemi vardı. Öte taraftan çocuk yaştaki padişahlar, sık sık darbe yapan Yeniçeri ordusu. Efendime söyleyeyim, dünyanın diğer yerlerinde oluşan gelişmelere kendisini ayak uyduramamış bir ilmiye sınıfı, yani bir üniversite entelektüel olması gereken, o günün üniversite hocaları kabul edilen medrese hocalarının buna direnmesi, birçok şeyin gavur icadı olarak kabul eden ve taassuptan gelen, İslam'ın kendi özünde olmadığı halde taassuptan gelen bir direniş vardı. Bütün bunlarla birlikte bir müddet sonra görüldü ki bu iş böyle gitmez. Bu iş böyle gitmez deyince Batı karşısında 1699'da biz Karlofça Antlaşması'nı yaptık ki Karlofça Antlaşması bizim Batı karşısındaki en büyük mağlubiyetimizin başlangıcını oluşturur. Viyana'yı iki kere kuşattık. Çeşitli sebeplerle Batı onu fethedemedi İslam orduları ya da Osmanlı orduları. Bu sonrasındaki o Karlofça
1699'daki yani ne diyelim 18. yüzyılın neredeyse başı olacak bir dönemde biz bu hakimiyetimizi kaybetmeye başladık. Doğu toplumları olarak. Doğu İslam doğusunu, çünkü Çin, Hint bunlar da doğudur ama onlar ayrı bir kategoride incelenmesi gereken bir doğudur. Mesela bir Amerikalı için evvel emirdeki doğu Çin'dir, Hint'tir. Fakat bizim muhatap olduğumuz Avrupa medeniyeti, bize doğrudan müdahale eden Avrupa medeniyeti için evvel emirdeki Orient, doğu bizim olduğumuz coğrafyadır. Ve Avrupalılar bu sonrasında milli birliklerini oluşturan Fransız ihtilalinden sonra da milliyetçilik akımı, reformlar ve Batı kendisini bir şekilde kendi iç meselelerinden kurtarıp dünya hakimiyetine oynamaya başladığı zaman biz kötü yönetiliyorduk. Maliyemiz bozuktu. Eğitim sistemimiz büyük bir oranda bozulmuştu. Efendime söyleyeyim, iç isyanlar oluyordu. Anadolu coğrafyasında sık sık isyanlar çıkıyordu. Uzak ülkelerde isyanlar çıkıyordu. Ve bizim aydınımız birkaç deneme yapıldı. Mesela padişaha 4. Murad'a bir ıslahat programı sunan Koçi Bey çareyi nerede arıyordu? Kanuni Sultan Süleyman dönemine geri dönüşte arıyordu. Diyordu ki padişaha, diyordu ki işte yüce padişahım, ceddiniz Kanuni Sultan Süleyman dönemine geri dönün diyordu. Bu bir neydi? Bir tarihte geçirmiş olduğu bir eski maziye dönme, belki de hatıralara dönme diyebileceğimiz bir yöntemdi. Evet. Sonra mesela önemli entelektüellerden ve Osmanlı coğrafyasında 70 çok büyük alimlerden olan Katip Çelebi eğitim sisteminin düzeltilmesi gerektiğini, hendesenin yani geometrinin, matematiğin okutulması gerektiğini, medreselerin ıslah edilmesi gerektiğini, bu şekilde giderse bu toplumların yani Osmanlı toplumunun çökeceğine dair çok ciddi fikirler ürettiler. Fakat dirayetli olmayan yöneticiler bunları anlayamadı. Çünkü bir askerlerin kurmuş olduğu bir devlet olduğu için Osmanlı devleti, Osmanlılar teknolojiden anladıkları savaş teknolojisiydi. Savaş teknolojisinde ve onlar şöyle zannettiler. Zannettiler ki hem dönemin büyük bir oranda askeriye sınıfı, hem de padişah ve ailesi yani hanedan zannetti ki Avrupalıların sahip olduğu silahlara sahip olursak biz Avrupalılarla başa çıkabiliriz. Halbuki o silahları üreten bilgi, o silahların altyapısını oluşturan fabrikalar, fabrikaları oluşturan akıl, o fabrikaları oluşturan aklı yetiştiren eğitim kurumları ve mektepler, okullar. Bunlar olmadan sadece elinizdeki silahın altı patlar mı yoksa ok mu yay mı oldu çok önemli değildi. Fakat öyle zannedildi ki biz bu silah teknolojisini, savaş teknolojisini elde edersek bütün işlerimiz düzelecek ve bundan dolayı da ıslahatlar daima askeri ıslahatlar olmuştu. Mesela kurulan ilk tıp fakültesi askeri bir tıp fakültesidir. Çünkü biz asker bir milletiz. Öyle bir asker milletiz ki mesela bizde hastaneden çıktığımız zaman ne oluruz? Taburcu oluruz. Bu aslında yaralı askerin tedavi olduktan sonra taburuna geri dönmesi anlamına gelir. Ama o kadar geniş bir anlama gelmiştir ki. Hocam özür dilerim. Tam bu noktada bir şey söyleyebilir miyim? Bugünlerde de Türkiye'nin aslında teknolojide oldukça ilerlediğini görüyoruz ama tevafuk mu diyelim, özel bir çalışma mı diyelim ya da böyle bir hani dediğiniz tarihsel bir kültüre dayalı olarak mı? Bizim şu anda Türkiye olarak savunma sanayimizin çok ilerlediğini, İHA'larla, SİHA'larla boy gösterdiğimizi, diğer alanlardan daha fazla öne çıktığını görüyoruz. Sizce bu bir tevafuk mu yoksa kasıtlı bir şey mi? Yine o gelenin bir devamı mı? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. O askeri, şu anda askeri teknolojinin gelişmiş olduğunu görmemizin sebebi askeri teknolojiyle üretilmiş silahların yapmış olduğu faaliyetlerin haber değerinin olmasından dolayı duyulmasıdır. Yoksa o silahların altyapısını oluşturan
bilgi ve birikim, yazılım teknolojisi, efendime söyleyeyim IT teknolojisinin de mantığını kavramış olmalı ki bizim işte bizim teknokratlarımız diyelim ya da teknik adamlarımız diyelim ya da iş adamlarımız bunu anlamış olmalı ki o bilgiyle üretiyoruz. Yani yoksa mesela satın almak bir şare değil ki İran Şahı da satın alarak modernleşeceğini zannediyor. Bu olmaz böyle. Yani kendi şeyinizi, kendi teknolojinizi kendiniz bir şekilde üretmek zorundasınız. Ben isterseniz konuya devam edeyim. Siz istediğiniz yerde soruya girin. Tabii ben daha güzel olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bu batılılaşma ve ne olmaya başladı? De, padişahlar buna çare bulmaya başladı. Mesela 3. Mustafa Avusturya Kralı'na haber gönderdi. Dedi ki sen sefere hangi mantıkla çıkıyorsun? Yanındaki kahinler, müneccimler sana savaşın uğurlu zamanını mı gösteriyorlar? Onları bize de gönder. Onlar da bize yol göstersinler ta ki savaşa ne zaman gideceğimizi biz de anlayalım. Kral ya da orada bir imparator neyse ismi işte. O da onun böyle bir şey olmadığını, savaşın bir strateji, bir taktik işi olduğunu, bir teknoloji işi olduğunu, efendime söyleyeyim mühimmatın, ordunun nasıl hazırlanması gerektiğinin akli ve bilimsel yollarla ispatlanan metotlara dayanması gerektiğini anlattı. Ve ıslahatlar yapılmaya başlandı. Fakat ıslahata karşı direnen gruplar vardı. Bunların en başında ne vardı? Yeniçeriler vardı. Yeniçeriler diyorlardı ki biz yeni nizam istemeyiz. Biz aynaya kurşun atarız, keçeye palaç alarız. Bizim eğitimimiz bu kadardır. Yani Yeniçerilerin eğitimi bu kadardır. Ve işte 3. Selim'in Nizam-ı Cedid adıyla kurmuş olduğu o büyük askeriyedeki ıslahat planıyla birlikte mesela Napolyon ilk defa savaşı Cezar Paşa'nın Akka önlerinde yenildi. Ve o yeni nizam yani Nizam-ı Cedid denilen yeni sistemle eğitilmiş askerlerin burada başarılı olduğunu görebiliriz. Fakat buna direndik. Derken bununla birlikte biz Batı'yı tanımaya çalıştık. Batı'yı tanımaya çalıştık. Mesela seferatnamelerde bunu görebilirsiniz. Seyahatnamelerde bunları görebilirsiniz. İnsanların anılarında görebilirsiniz. Mesela 28 Mehmet Çelebi Fransa'ya gittiğinde ne gördüklerini o kadar canlı olarak tasvir ediyor ki o işte Paris'in gelişmişliği, efendim söyleyeyim yeni tekniklerin nelere yol açtığını, hayatı nasıl kolaylaştırdığını bunları uzun uzadıya anlatır. Fakat maalesef mesela 3. Selim döneminde Fransız ihtilali oldu. 3. Selim dönemine denk gelir. Yani batıdaki 1789'daki o Fransız ihtilali kebiri diye anılan büyük ihtilal gibi. O dönemde bizim orada bir sefirimiz vardı. Yani bugünkü anlamda belki büyükelçi diyebileceğimiz birisi vardı. Evet. Abdülhak Molla denen bir adamdı. Orada padişah ona şunu soruyor. Fransa'da bir ihtilal meydana geldi. Bu nedir? Yani bu ne oluyor? Batı'da neler oluyor? Frangistan'da neler oluyor? Bu adam şöyle diyor ki işte Montesquieu, Voltaire gibi zındıkların efkari fasidesinden diyor Frangistan'da bir ihtilali kebir husule gelmiştir. Fakat devlet-i Ali Osmaniye'ye alakadar eden bir durum yoktur. Bir çeşit şey diyor. Bırakın birbirlerini yesinler. Fakat Fransız ihtilalinin doğurmuş olduğu milliyetçilik Osmanlı Devleti'nin daha sonra yıkımının hızlanması için müthiş bir güç olmuştur. Hı. Milliyetçiliğin ortaya çıkmasıyla birlikte. Sonra neler yapmaya başladı bizimkiler? Dediler ki biz onların kültürlerini almayalım ama medeniyetlerini alalım. Fakat böyle bir şey mümkün değil. Neden? Çünkü bir medeniyeti oluşturan asıl dinamik kültürdür. O kültür o medeniyeti doğurur, o yaşam biçimini oluşturur ve o yaşam biçimi de yaşam biçiminde de seçme yapmak çok kolay değildir. Ve bizimkiler yani bizim Osmanlı tebaası Fransa'ya tahsile gönderilmeye başlandı. Bu tahsile gidenler de orada bazı şeyler öğrendiler. Mesela neyi öğrendiler? Tolerans fikirlerini öğrendiler, aydınlanmayı öğrendiler. Demokrasinin ne olduğunu öğrendiler. Cumhuriyet fikrini öğrendiler. Efendime söyleyeyim, yönetimin değişmesi gerektiğini, tek adam yönetiminin doğru olmadığını,
buna dair şeyler ürettiler. Ve bunlardan bir tanesi mesela, bunlardan bir tanesiyle birlikte ne başladı? Mesela Yeni Osmanlılar Hareketi başladı. Yeni Osmanlılar Hareketi Mustafa Fazıl Paşa'nın, Mustafa Fazıl Paşa hidip olarak Mısır'a atanamayınca, padişah onu Mısır'a hidip olarak atamayınca, o da büyük sefih bir adamdı. Büyük de bir serveti vardı. Yenilikçi fikirleri olan Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, efendim mesela Ali Suavi gibi adamları batıya çağırdı. Padişaha karşı bir şey, bir hareket oluşturmak için. Fakat bu insanların hiçbirisi vatan haini falan değildi. Yani Yeni Osmanlılar. Yeni Osmanlılar batıya gidip orada bir dergi çıkardılar, bir gazete çıkardılar. Hürriyet diye. Özgürlük. Ve bu yenilikçi fikirler bizde gelişmeye başladı. Mesela Şinasi'nin şiirlerinde Cumhuriyet kelimesini mesela Osmanlı edebiyatında ilk defa biz Şinasi'nin bir şiirinde görüyoruz. Koca Raşit Paşa'ya yazmış olduğu, Büyük Raşit Paşa yazmış olduğu, Mustafa Raşit Paşa yazmış olduğu bir kasidesinde diyor ki bir ıtıknamedir halka senin kanunun, göz bildirir sultana haddini senin kanunun. Ey efadilin reisi cumhuru diyor. Ey erdemlilerin cumhurbaşkanı diyor. Bugünkü cumhur kelimesinin yani kullanıyor. Bu adamlar oraya gittikleri zaman genç insanlardı işte Namık Kemal, Ziya Paşa, efendime söyleyeyim Şinasi ve diğerleri. Bunların yaş ortalaması 26 idi. Genç adamlardı. Ve bunlar orada, fakat bunu şunu çok hiç kimse yani unutmasın, onlar hiçbirisi Osmanlı halifesini, Osmanlı padişahını asla ve kat'a eleştirmiyorlardı. Etrafını eleştiriyorlardı ve yöntemi eleştiriyorlardı. Evet. Çünkü bunlar ıslahatçıydı. Şöyle diyorlardı, diyorlardı ki Kur'an, onlar referanslarını Batı medeniyetinin doğurmuş olduğu problemleri Kur'an referansından geçirerek halka kabul ettirebileceklerinin de farkındaydılar. O yüzden hafızam beni yanıltmıyorsa 8 Mayıs 1868'de Hürriyet'in birinci sayısında وَشَاوِلْهُمْ فِي الْاَمْرِ yani Kur'an-ı Kerim'deki Şura suresinde söylenen bir ayet-i kerimede Allah'ın şöyle söylediği tercüme, yani mealen şöyle söyleyebiliriz. Onların kendi aralarındaki işleri meşveret ile, şura iledir, dayanışma iledir. Buradan hareketle şöyle diyor o insanlar. Diyorlar ki tek adam yönetimi İslami değildir. Mutlakiyet İslam'a uygun bir yönetim biçimi değildir. Padişahın yetkilerinin bir kısmını bir parlamentoya bırakacağı, bir meşveret ekibine bırakacağı, bir yeni meşruti, yani şarta bağlı. Meşrutiyet şarta bağlılık demek. Kayıtsız şartsız her şeyin padişahı. Şimdi bakın, şu kavramları çok iyi bilmemiz lazım. Cumhuriyet, yönetimin babadan oğula geçmediği her yönetimin ismi Cumhuriyet olabilir. Evet. Ama bu demokrasi anlamına gelmez. Çünkü mesela Çin Halk Cumhuriyeti bir cumhuriyettir. Orada demokrasi var mı? Hayır. İran bir İslam Cumhuriyeti iddiasındadır. Orada demokrasi var mı? Hayır. Ama İspanya'da İspanya, İngiltere bunlar krallıktır. Meşruti krallıklardır. Ama burada bunların da demokrasi olmadığını söylemek de mümkün değil. Dolayısıyla bu adamlar diyorlardı ki biz Osmanlı Devleti'ni, Osmanlı Hanedanı'nın yönetmiş olduğu Osmanlı Devleti'ni, çünkü onlar imparatorluk sözcüğünü hiçbir zaman kullanmadılar. Devleti Ali Osman dediler. Devleti Ali Osman dediler. Yani Osmanlı'nın, Osmanlı Büyük Devleti dediler. Fakat imparatorluk sözcüğü şeyden gelir, imperyadan gelir. Sömürge mantığından gelen bir kelime. Evet. Kullanılır mı kullanılmaz mı? Tarihçiler aralarında tartışır. Beni ilgilendirmez. Fakat çıkış noktası imperyadır. Yani şeydir, emperyal olmak, imparatorluk olmak, sömürge. Dolayısıyla Namık Kemal ve arkadaşları dediler ki, bakın bizde avam, havas diye bir ayrım yoktur.
Londra'daki, yani İngiltere'de, Büyük Britanya İmparatorluğu'ndaki Lordlar Kavası, Lordlar Kamerası, Avam Kamerası gibi bir ayrıma gidemeyiz. Bu bize uymaz. Evet. Çünkü bizde zadegan sınıfı yoktur. Zadegan sınıfı, yani aristokrat bir sınıf yoktur. Bu bize uymaz. Efendime söyleyeyim, biz cumhuriyet de olamayız. Çünkü bizim padişahımız aynı zamanda İslam aleminin de halifesidir. Dolayısıyla bizde cumhuriyet olması da mümkün değil. Ama biz meşrutiyetle müsavat, yani eşitlik, hürriyet ve terakki, yani ilerleme, bu fikirlere dayanan, bu fikirlere dayanan ve bu fikirlerin yayıcısı olan, bu fikirleri oluşturacak olan bir meşruti yönetim biçimine ihtiyaç duyarız. Nereden bunu nereye dayandırdılar? Ve şavirhum fil emr, ya da şura beynehum ayetlerinde. Yani aralarındaki işler dayanışma iledir, ayetlerinden hareketle. Ve bu oradaki, sonra şöyle bir tartışma başladı. Hum. Bununla ilgili Cemil Oktay hocamızın bir çok güzel bir çalışması vardır. Meraklısı için bunu söyleyebiliriz. Nedir o? Hum zamirinin serencamı. Yani hum Arapça'da onlar demek. Yani onlar zamirinin başına gelenler ya da onlar zamirinin hikayesi diyebiliriz buraya. Çünkü Namık Kemal ve arkadaşlar, yani yeni Osmanlılar, oradaki hum kelimesinden bir toplumda yaşayan insanların tamamını kastediyorlardı. Diyorlardı ki Osmanlı toplumunda her fert ittihad-ı anasırla, yani orada yaşayan bütün halkların temsiliyle, Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve diğer dinlerden, diğer etnisitelerden, diğer milletlerden olan herkesi bu şavirhum fil emr, onların, yani o dayanışmanın içerisinde ayrım gözetmeksizin içinde olduklarını kabul ediyorlardı. Öte taraftan fetva emini Aziz Efendi gibi daha geleneksel olan adamlar diyorlardı, bir dakika, öyle değil. Burada onlar kendi aralarında işlerini danışıyorlar dedikleri Müslümanlardır. Hatta Müslümanlar da yetmez, sadece alimlerdir. Onlar da yeni bir ilmiye sınıfının yönetiminde bir düşünce oluşturmaya çalışıyorlardı. Tabii bütün bunlarla birlikte, batılılaşmayla ilgili işte nereden çıktık? Askeriye de başladı bu işte. Hocam, Türkiye'ye gelince, özür dilerim, vakit anlamında biraz sıkıştığımız için biraz mesela günümüze yakın gelsek, Cumhuriyet dönemindeki batılılaşma hareketlerini nasıl ifade edersiniz? Biraz daha yakın tarihe gelecek olursa sizce? Çok doğal olarak şunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet bir sebep değil, bir sonuçtur. Evet. Yani efendime söyleyeyim, şimdi Ziya Paşa mesela bir şiirinde diyor ki, gezdim diyar-ı küffarı, bütün kaşaneler gördüm. Gezdim diyar-ı İslam'ı, bütün viraneler gördüm. Bu bir kaçınılmaz bir şeydi. Bir şekilde kendi dinamikleri üzerinde kurmuş olduğu medeniyeti tazeleyemeyen bir Osmanlı toplumu, oluşmuş olan medeniyet karşısında yeni bir tavır geliştirmek zorundaydı. O yüzden üç değişik anlayış çıktı ortaya. Bir tanesi neydi? Bir tanesi diyordu ki, kayıtsız şartsız batıda oluşan her şeyi iktibas edelim, alalım. Kimdi bunlar? Mesela bunlardan bir tanesi işte o Tanzimat'ın uçlarından bir tanesi olan Münif Paşa'dır. Münif Paşa Hazine-i Fünun diye çıkarmış olduğu dergide şunu düşünüyorlardı. Çok safça, çocukça ama güzel. Diyorlardı ki biz kimya bilirsek, fizik bilirsek, batının bu bilimlerini öğrenirsek biz de batı gibi kalkınabileceğiz. Halbuki bunun yapısı, öğretimi, neye yaradığına dair bir fikirleri yoktu. Öte taraftan işte Abdullah Cevdet iştihatı çıkarırken o da batının kültürünün, medeniyetin batıdaki gelişmelerin hiçbir süzgece tabi tutulmadan kabullenilmesi gerektiğini söylüyorlar. Öte taraftan birileri de buna diyordu ki zinhar, batıdan gelen her şey küfürdür ve biz bu küfre bulaşmamalıyız. Bu bir kendini kapatma fikriydi. Ha, öte taraftan birileri de diyorlardı ki özellikle modern zamanlardaki İslamcıların da böyle bir fikirleri var. Hayır efendim, biz onların medeniyetlerini alalım, teknolojideki gelişimlerini, bilimlerini alalım ama ahlaklarını, kültürlerini almayalım. Bu da böyle bir şeydi. Sonra bunların hiçbir tanesi olmadı. Bu başarılı olmadı. Neden?
Çünkü Osmanlı Devleti hem yapı olarak gecikmişti, hem Avrupalılar karşısında teknolojik olarak çok gerideydi. Kapitülasyonlarla ticareti çökmüştü. Üretim oldukça düşüktü. Amerika kıtasından Avrupa'ya altınlar, gümüşler yağdığı dönemde Osmanlı maliyesi altına bakır, daha fazla bakır katıp sikke değerini düşürerek enflasyonla mücadele etmeye çalışıyordu ki olmadı. Derken bu çarelerin hiçbir tanesi uygunlaşmayınca bir kere her şeyde bir batılılaşmaya başladı. İşte mesela Boğaziçi'ndeki camilere bakın. Boğaziçi'ndeki camiler barok usulüne göre yapılmıştır. Onlar kiliselerin, Avrupa'daki kiliselerin mimarisi üzerine yapılmıştır. Mimaride böyle bir şey başladı. Efendime söyleyeyim, Tanzimat'la birlikte, Osmanlı batılılaşmasının, Cumhuriyet batılılaşmasının da dayanmış oldu. Asıl kaynak orasıdır. 1839'da işte Gülhane Hattı Hümayunu diye de anılan Koca Reşit Paşa'nın kabul ettirdiği ve kendi batılı devletlerin huzurunda Gülhane'de okunmuş olan hatta şunu söylüyor. Diyor ki Osmanlı Devleti kurulduğu zaman bir İslam Cumhuriyeti'ydi. İslam Devleti'ydi pardon. Bir İslam Devleti'ydi. Biz diyor uzun yıllar dinin kurallarına uygun yaşadığımız ve bunları harfiyen yerine getirdiğimiz için çok kısa bir sürede aşiretten bir devlet çıkardık. Kayı aşireti bir devlet oldu. Büyük bir devlet, imparatorluk oldu. Fakat son zamanlarda ondan uzaklaştığımız için geri kalmaya başladı. Türkçesi bu. Fakat şu cümlenin sonunca bu gelmez ama gelmiş. Çünkü kendi içerisinde tutarsız bir metindir Tanzimat Fermanı. Şunu söyleyeyim. Diyor ki efendim biz dinden uzaklaştık, geri kaldık. Bu ne demek? Bu doğru ya da yanlış. Ben onu tartışmıyorum. Cümlenin şöyle gelmesi lazım. Bu kurallara yeniden uyarsak yeniden kalkınırız. Değil mi? Türkçesi budur bunun. Fakat diyor hayır. Artık yeni kanunlar yapmamız gerekiyor. Yeni kanunlar. Ve işte bu kanunlar içerisinde padişah bir yönetime dair şeyler var. Yeni mektepler açılmaya başlanıyor. Yeni mekteplerin açılmasıyla birlikte mektep medrese ayrımı başlıyor. Mektepliler medreseleri yobaz olmakla, medreseler mektepleri zındık olmakla suçluyor. Ve çift başlı bir eğitim. Bir taraftan kendini tamamen batıdaki ilerlemelere kapatmış bir medreseliler. Onlara softa deniyor. Softa aslında suhte kelimesinden bozmuş. İlim yanığı demek yani. İlme yanık kişi demek. Bir tarafta softalar var. Bir tarafta mektepliler var. İşte onun Muallim Cevdet'in Mektep Medrese diye bir kitabı vardı mesela. O da çok ciddi, dikkate değer bir derlemedir. Güzel bir çalışmadır bu. Dolayısıyla mektep medrese tartışmaları çift uçlu yeni bir Osmanlı gençliği yetiştiriyor. Ve bu gençte mesela Büşner'in madde ve kuvvet, Alman filozofu Büşner'in madde ve kuvveti o dönemin en çok okuduğu kitaplardan bir tanesidir. Ki Büşner işte materyalizmin başlangıcını oluşturanlardan biridir. Ve Tanzimat'ın aydınlarından mesela Beşir Fuat tam bir pozitivisttir. Ve hatta ölüm bile bilimsel bir denemedir diye bileklerini kesip intihar etmiştir. Ve ölüm anındakilerini de yazmaya çalışmıştır. Yani insanın bedeninden işte çıkıp giden ne? İnsan niye ölür? Buna varınca. Cumhuriyete gelince Cumhuriyet yani Mustafa Kemal Atatürk onun yapmış olduğu devrimler bunların tamamı Osmanlı aydınlanmasının bir zirveye ulaşmasıdır. Yani son adımı gibi. He? Son adımı gibi oldu. Son adımı oldu. Şimdi tabii zamanımız az olduğu için ben çok ayrıntıya giremiyorum. Mesela Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyaset diye izah etmiş oldu. İslamcılık, Osmanlıcılık ve milliyetçilik. Yani Türk milliyetçiliği, Türkçülük. Bütün bunlar Osmanlı Devleti'nin kendisinin aydınlarının Osmanlı Devleti'ni acaba yeniden diriltebilir miyiz diye başvurdukları geçici çözümler gibi göründü, ortaya çıktı. Ve o dönemde işte bu yeni Osmanlılar dediler ki eğer biz parlamentoyu açarsak bu parlamentoda insanlar özgür olursa ülkedeki huzur güven ortamı oluşursa ve her halk burada temsil edilirse
efendim söyleyeyim, bu temsil sonucunda Osmanlı Devleti'nin dağılması önlenir ve biz yolumuza devam ederiz. Sonra 3. Napolyon'un da dayatmalarıyla birlikte efendim söyleyeyim, bir Osmanlıcılık fikri ya da İttihadi Anasır, yani unsurların bir birliği, Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan insanlar din, dil, ırk ve milliyet gözetmeksizin Osmanlı tebaasıdır, Osmanlı vatandaşıdır diye bir vatandaşlık anlayışı oluşturdular. Fakat bu İslamcılık da o bazı İslam devletlerinin ya da ülkelerinin ülkelerinin de ihanete varan ya da böyle iddia edildiği şekilde var. Bir de İslamcılık projesi de İttihad-ı İslam diye anılan projede yara almış oldu. Ve Arnavutların en son işte Arnavutlar kalmıştı Müslüman halklar arasında. Onların da isyandan sonra, isyan edip ayrılmalarından sonra Türk aydını arasında milliyetçi fikirler doğmaya başladı. İlki bunlardan bir tanesi 1897'deki Türk-Yunan Savaşı sırasında Anadolu'dan bir ses Yahut Cenge Giderken adlı şiiriyle işte o devlet edebiyatta milliyetçiliği başladı. Mehmet Emin Yurdakul'un "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur" diye başlayan Türkçü şiiriyle Türk kelimesi, Türk milliyetçiliği bizzat böyle artık bir ideoloji olarak ortaya çıkıyor. İşte bunlar genç kalemler, işte efendim söyleyeyim Türk ocaklarının kurulması ve buna benzer şeylere oluşuyor. Şimdi o şeye Cumhuriyet'e geldiğimizde Cumhuriyet'te geldiğinde Mustafa Kemal Paşa henüz Atatürk soyadını almadan önce 1922'de Le Petit Parisien gazetesine şöyle bir demeç veriyor. Diyor ki biz Türkler diyor, Türkiye bu aşamadan sonra biz Türkler diyor, sınır aşan tehlikeli maceralardan ve sınır aşan mefkurelerden, ülkülerden uzak duracağız. Sınır aşan şeyler nelerdir, mefkureler? Bir tanesi Turancılık. İlahi Kelimetullah var bir de. İslam. O İlahi Kelimetullah bir hareket ismidir. Evet. İttihadi İslam. İttihadi İslam, evet. Bu ikisinden de uzak duracağız. Zaten Osmanlı çökmüş. Dolayısıyla Osmanlıcılık zaten. O zaman biz kendi milli tarihimizi oluşturacağız diyor. Le Petit Parisien gazetesine Mayıs 1922'de tam gününü hatırlamıyorum tabii. Orada diyor ki efendim biz kendi milli tarihimizi ve kültürümüzü oluşturacağız. Ve o Cumhuriyet Mustafa Kemal Paşa gökten zembille inmiş bir adam değil. İsmet Paşa da öyle. Enver Paşa da öyle. Cemal Paşa da öyle. Mesela İttihatçıların hepsi modern adamlardı. Evet. Hepsi yabancı dil bilirdi. Hepsi Fransızca bilirdi. Batı matbaatını takip ederlerdi. Alman askerleri gibi giyinirlerdi. Birçoğunun göğsünde de Alman nişanı olan haç bile vardır. Mesela Enver Paşa'nın göğsünde haç resimlerinde haç vardır. Çünkü biz o dönemlerde efendime söyleyeyim Almanya ile İngiliz ve Fransızlara karşı durabilmek için Almanlarla ittihat halindeyiz. Bir ittifak halindeyiz. Dolayısıyla biz savaşı kaybettik. 1900 zamanımız azdı. Tabii tarihler atlı gidiyoruz mecburen. 1914'te başlamış olan bu Cihan Harbi, Birinci Dünya Savaşı'nda biz savaşı fena halde kaybettik. Ve o savaşı kaybettiğimiz zaman Anadolu'da bir şey başladı, milli mücadele başladı. Ve Anadolu halkı, bütün etnisi dever, orada yaşayan bütün halklar el birliğiyle işgale gelmiş olan Yunanlıları, Fransızları, hepsi onlara karşı direndiler. Ve sonuçta, efendime söyleyeyim, 19 Mayıs 1919'da başlayan, efendime söyleyeyim, Lozan Antlaşması'yla da bir zafer kazanmış bir hareket başladı. Ve bu hareket başladıktan sonra işte birinci mecliste dini hassasiyetler içeren ifadeler aynı kaldı. Sonra yavaş yavaş anayasada ve sonrasında Mustafa Kemal Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa Atatürk olduktan sonra yani soy ismi kanunu ve batılaşma hem şeklen hem mentalite olarak başladı. İşte şapka kanunu, kılık kıyafet kanunu, harf kanunu. Efendim? Alfabe harf kanunu, evet. 1924'te hilafetin lağvedilmesi ya da kaldırılması. Efendime söyleyeyim,
Latin harflerine geçilmesi. Efendime söyleyeyim, medreselerin kapatılıp mekteplerin yaygınlaştırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması. Bütün bunlar, sonra mesela müzikteki değişmeler bile, mesela Ziya Gökalp'in fikirlerinden kaynaklanan bir şey vardı. Anadolu türkülerinin batılı sazlarla, batılı formatlarla söyleneceği bir müzik çeşidinden bahsediliyordu. Bir müddet sanat musikisi yasaklandı. Bu bizim batılaşma. Öte taraftan Türk diliyle ilgili çalışmalar yapılarak da ne yapıldı? Ziya Gökalp'in o muasırlaşmak yani modernleşmek, evet. Efendim mesela İslamlaşmak, Türkleşmek saç ayağı aynen korundu. Neydi o korunuş? Bir kere birçok teoriyle birlikte Türklerin İslam öncesi tarihine dair çalışmalar ve akademik incelemeler başladı. Türk kabul edilerek Sümerbank ve Etibank kuruldu. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu kuruldu. Bu sadece ayağının Türkleşme kısmını oluşturuyordu. Öte taraftan efendime söyleyeyim Atatürk'ün işte hilafeti kaldırması, yani hilafetin kaldırılması, efendime söyleyeyim kılık kıyafet devrimi, mekteplerin yaygınlaştırılması, tatil günlerinden tutun da efendime söyleyeyim şeye kadar, siz söyleyin, tatil günlerinden tutun da alfabenin kullanılmasına kadar, bütün şeyler, ölçü ve tartıların değiştirilmesi, bütün bunlar da bizim ne tarafımızı gösteriyordu? Hem gardırop olarak, hem mentalite olarak. Hem Batı gardırop modernizmi, hem de bir mentalite modernizminin bize bir şekilde artık öğretilmeye başladığını görüyorduk. Ve ardından bir de İslamlaşmak da tabii ki hiç kimse şunu iddia edemez. Yeni Türk doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkını dinsizleştirmek gibi bir projesi yoktu. O yüzden Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte beğenirseniz beğenmezsiniz. Benim de eleştirdiğim birçok kısmı vardır. Ve İmam Hatipler de Atatürk tarafından kurulmuştur. Bu da o Ziya Gökalp'in muasırlaşmak, İslamlaşmak, Türkleşmek ya da İslamlaşmak, muasırlaşmak, Türkleşmek saç ayağının, üçlü ayağının bir şekilde orada oturtulmaya çalışıldığını görüyoruz. Ve tabii ki bütün bunlar Cumhuriyet'e gelinceye kadar nedir? İşte ta Nizam-ı Cedid'den de başlatabilirsiniz. Hatta daha ilerisine gidip, gerisine gidip Lale Devri'nde de başlayacağını şekildeki başlamış olan işte mühendishanelerin açılması, ordunun modernleşmesi, tıp okullarının açılması, sonra Darülfünun-ı Osmani'nin açılması, tercüme hareketiyle birlikte batıdan gelen kitaplarla birlikte oluşmuş olanlar, batıya gönderilen talebeler, batıya giden talebeler, oralardan gelen entelektüellerin Türkiye'de vermiş olduğu konferanslar, gazeteler, dergiler ve bu batılaşma projesi Cumhuriyet'le birlikte resmi hale gelip artık bir çeşit modernizm diyelim buna, modernleşme projesinin devletin de resmi ideolojisi haline geldiğini gösteren bir sonuçtur. Yoksa yani bir Atatürk bir sabah uyandı ya beyler yarın sabah modernleşiriz falan filan demedi. Tam bu noktada hocam saptamak açısından söylüyorum da modernleşme ile batılaşmayı o dönemlerden itibaren belli ki birlikte eşdeğer kullanmaya başlamışız ama bunların gerçekten farkını ve birbirine olan etkisini kısaca bahsedebilir misiniz? Batılaşma ile modernleşmeyi aynı mı anlayacağız ya da aynı anlamamız neden doğru ya da neden yanlış? Bu konuda kısaca bilgi alabilir miyiz? 20. yüzyılın ortalarına kadar bu aynı şeydi. Hatta 20. yüzyılın başlarına kadar demek doğruydu. Çünkü bu gelişmeler, yani bu yeni modern hayat tarzı. Çünkü modern kelimesinin birebir anlamı aha şimdidir. Şu an. Evet. Hali hazır. Modernizm bir durumdur. Evet. Modernizm bir durumdur ve o durum böyle hani işte ideolojik temelleri olmakla birlikte modernite dediğimiz şey batılılaşmayla aynı şey midir?
Batı'da başlamış olduğu için kökeni itibariyle oradan geldiği için çoğu zaman birbiriyle karıştırılmıştır. Ama Japonların mesela Japon batılılaşması ile bizim batılılaşmamız arasında şöyle bir fark var. Mehmet Turgut'un şöyle bir kitabı vardır. Japon mucizesi ve Türkiye diye bir kitabı vardır. Önemli bir çalışmadır o. Eski olmakla birlikte önemli bir çalışmadır. Orada şunu söyler. Mesela bizim batı diye bildiğimiz ilk ülke Fransa'dır. O dönemin ismiyle Frangistan'dır. Ve bu yani Fransa. Ve Fransız eğitim sistemi şair yetiştirir, ressam yetiştirir, sanatçı yetiştirir. Biz gemi üretemediğimiz zamanlarda Fransa'ya gemi üretecek adam, yani gemiyi yapmayı öğrenecek adam göndermedik. Gönderdiğimiz adamlar resim eğitimi aldılar, edebiyat eğitimi aldılar, sanat eğitimi aldılar. Ve Fransız eğitim sistemi son derece gevşek ve large'dır. Laubali bir eğitim sistemidir. Japonların batı diye ilk tanıdığı ülke İngiltere'dir. Her ne kadar Hollandalılar geldilerse de Japonlar onlara ket vurdu. İçeri girmelerine şey etmediler. Ve daha çok göreve ve disipline dayanan Anglo-Sakson terbiye sistemini, yani eğitim sistemini kabullenen Japonlar mesela bizden çok daha rahat kalkınıyorlar. Tabii tek sebep bu değil. Japonya'nın aynı zamanda büyük bir ayrı halklardan, ayrı dinlerden oluşmayan bir toplum olması da şey diyor. Ve Japonlar işte bir imparatorun etrafında birikerek batıyla mücadele edebilecek, iki dünya savaşında da batıyla savaşabilecek kadar modernleştiler. Ama batılılaştılar mı? Hayır. Ne zaman batılılaşmaya başladılar? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Şu anda Japonların böyle orijinal bir şeyleri falan kalmış değil. Japonlar da batılılara benzemek, onlar gibi giyiniyorlar, onlar gibi yaşıyorlar, onlar gibi yiyorlar. Hatta onlara benzemek için estetik ameliyat olan Japon sayısı yüz binleri buluyor. Çünkü evet, hocam. Kapitalizm batı kültürü üzerinden kendini, insanları aynileştiriyor. Aynileştiği zaman aslında ben modernim ama batılı değilim diyebilecek adam sayısı artık dünyada çok az. Buyurun hocam. Şöyle bugün günümüze bakacak olsak bizim batılılaşma maceramızda mutlaka olumlu ve olumsuz gelişmeler oldu. Hani vakit de daraldığı için böyle biraz bir özet geçecek olursak sizce bu olumlu ve olumsuz etkiler, sonuçlar kısaca nelerdir bir bahsetmek gerekirse. Bir de bundan sonrası için hani hep geçmişi konuştuk, geçmişi özetledik ama geçmişi bilen, geçmişin farkında olan birisi olarak, bir ilim insanı olarak geleceğe yönelik stratejilerimizde ne tür nüanslarla yol alabilirsek daha güzel, daha etkili sonuçlara gelebiliriz. Biraz geleceğe yönelik önerilerinizde, stratejik önerilerinizde duymak isteriz inşallah. Şimdi Lenin'in bir sorusu vardır. Ne yapmalı? Evet. Efendim ben söyleyeyim, Ali Şeriatı'nın da bir sorusu vardır. Ne yapmalı ya da nasıl yapmalı? Ne yapmak gerekir? Çernyachevski'nin de ne yapmalı ya da nasıl yapmalı diye bir şeyi vardır. Sorusu vardır. Bizim aydınlarımızın da buna benzer soruları vardır. Ne yapılmalı? Şimdi bu hani böyle çok basit cevaplanması mümkün olmayan bir sorudur. Neden? Çünkü her kültür ve her medeniyet saygıdeğerdir. Fakat arkasına silah teknolojisini alan medeniyetler, yani buna işte Brudel'in maddi medeniyet ve kapitalizm kitabında geliştirmiş olduğu argümanla konuştuğumuzda, evrenselliği oluşturan bir zaman, aslında çoğu zaman sömürgecilik kendini evrensel diye empoze eder veya dayatır. Şimdi ne yapmak gerekir sorusunu aylarca, yıllarca, asırlarca tartışmış bir halkın çocuklarıyız. Ve bir yerde bazılarının deyişiyle treni kaçırmış halkın çocuklarıyız. Bir taraftan efendime söyleyeyim, neyi önemsediğimizi henüz ortaya koymuyor. Mesela insanlar şunu kafalarına sokmalılar. Bir, Pakistanlının yalan söylememesi mi önemli? Yoksa Pakistan'ın atom bombasına sahip olması mı önemli?
Bu sorunun net bir cevabı yoktur. Çünkü sana hemen şunu sorarlar. Atom bombası olmasa Hindistan orayı işgal eder. Evet. Öte taraftan ama benim şahsen insan ilişkileri için benim ilgilendiğim konu neresi? Yalan söylemesi. Onun orada dürüst davranması. Evet. Peki fakat şimdi orijinalite şöyle bir şeydir. Şimdi şey der ki bir bilgenin biri der ki eski hal muhal. Ya yeni hal ya izmihlal. Yani şimdi hiç kimse Osmanlı Devleti, ben mesela hiçbir zaman bir Osmanlı Devleti özlemi falan içerisinde falan değilim. Yani yeniden bir sultanın beni yönetmesi falan isteyeceği adam da değilim. Ve birçoğumuz öyleyiz. Hepimiz belki öyleyiz. Peki ne olacak? Bir Fransız, bakın yine örnek verirken bir Fransız'dan örnek vermek zorundayım. Fransız'ın biri diyor ki, bir retorik ustası, diyor ki orijinal olmak aslana benzemektir. Aslan yediklerinin toplamından oluşur. Ama yediklerinin hiçbirine benzemez. Bugün neyi sentezleyeceğimizin farkına varabilecek bir seçki sistemine sahip olsak. Mesela bize ne gerekli? Bize ne gerekli? Teknoloji mi? Bilim mi? Maneviyat mı? Ya bunlar birbirleriyle çelişir mi? Bu sorular sorulmadan ve cevaplanmadan ne yapılmalı fikri ortaya çıkmaz. Fakat ne yapılabilir? Şimdi mesela kendi yerli üretim otomobiliniz yoksa, kendi mimarinizle oluşturmuş olduğunuz bir yaşam biçimi yoksa, apartmanlarda birbirinizi tanımadan yaşadığınız komşularla birlikte asansörde karşılaşıp ya da surat asarak sabah günaydın demeyi bile şey edemeyecek bir hale gelmişseniz neyi seçeceğinize dair çok fazla fikriniz de olmaz. O zaman özür dilerim, şöyle anlıyorum. Önce ne yapacağımızı ya da yapabileceğimizi görmek için neye sahip olduğumuzun farkına varmak, değerlerimizi tespit etmek, keşfetmek, onlarla barışmak ve onların nevşi nema bulabileceği, böyle gelişebileceği imkanları, ortamları sağlamak zorundayız ki birlikte üretelim, şimdi birlikte gelişelim. Bir medeniyet tasavvurumuz olması lazım. Evet. Bu medeniyet tasavvurumuzun evvel emirde biz neyi önceliyoruz? Neyin hukukunu önceliyoruz? İnsanın hukuku. Ben bir yerde de söyledim. Bakın, bir daha önce de konuşmuş olabiliriz. Bir serçe 4 kattan yukarıya uçamaz. Eğer siz 40 katlı apartman yapıyorsanız serçenin hakkına girmişsiniz demek. Bakın, büyük sitelerin hepsine bakın. Hiçbirinde çok güvercin görürseniz de serçeyi göremezsiniz. Serçe göremezsiniz. Şimdi bu mesela mimaride bu bile dikkate alınması gereken bir şeydir. Bu mimari, mesela avlu içerisindeki evlerden, dizili evlerden oluşmuş olan bir mimaride herkes birbirini tanır. Dolayısıyla komşusu açken kendisi tok olan bizden değildir prensibi orada uygulanabilir. Ama 20. katta oturan bir adamın, birinci katta oturan adamın ya da bodrumunda oturan adamın aç olup olmadığını bilmesi için onu tanıması lazım. Böyle bir ortam yok ki. Bu neye benziyor? Şimdi Batı'yla bizim maceramız şuna benziyor. İnsanlar kendi zevklerine göre ev yaptırırlar. Evet. Ve mesela Turgut Cansever rahmetli hocamız, mimarinin devlerinden, ustalarından birisi, o şöyle demişti. Demişti ki modern mimari insanın rahatını düşünür, huzurunu düşünmez. Hani şimdi benim mesela oturduğum sitede evlerin hepsi çok rahattır. Ama huzurlu mudur? Ondan emin değilim. O huzur ne verir sana? Bakın, insan kelimesinin anlamı alışan demektir. Ünsiyet edebilen, yakınlaşabilendir. Eğer benim yakınlaşmamı sağlayan bir mimari ortam yoksa, beni uzaklaştıran bu mimari sistem. Çünkü rahat etmenin en güzel yolu komşuyu. Komşunun sesi sana gelmeyecek, senin de sesin ona gitmeyecek. O seni rahatsız etmeyecek, sen de onu rahatsız etmeyeceksin. Bu kadar basittir. Bu mimari içerisinde bizim kendi
kendi mimari tasavvurumuzu yapamadığımız zaman bu bir şekilde ne olacak? Yaşam biçimimiz haline gelecek. Dolayısıyla icat edilmiş bireysel hayat. Bireysel hayat icat edilmiş bir hayattır. Öyle bir hayat yok aslında. Hayat müşterek bir şeydir. Bireysel değildir. Ha, dolayısıyla ne yapmak gerekir sorusuna karşı mesela Cemil Meriç'in çok güzel bir ifadesi var. Yobazlık. Mesela yobazlık benim de senin de hiç kimsenin de sevmedi bir kelime. Ama bir şey, bir dayanağı var onun. Nedir o? Diyor ki yobazlık savunma mekanizmaları elinden alınmış şarkın nefis müdafasıdır. Nefsi müdafadır. Çünkü batıdan gelen adam seni aşağılıyor. Okumuş adam da seni aşağılıyor. Aydın gelip babasının şalvarıyla, anasının efendime söyleyeyim çarşafıyla, dayısının kasketiyle dalga geçiyor. Ve sen bu durumda ne oluyorsun? Kapanıyorsun. Taassup ehli oluyorsun. Mütaassıp oluyorsun. Fanatikleşiyorsun. Ve bu da sende bir öfke oluşturuyor. Hani bizim kendi tasavvurlarımızla kendi medeni dinamiklerimizi oluşturamadığımız için Batı'nın oluşturmuş olduğu medeniyeti yontarak kendimize mal etmek gibi bir çabamız var. Evet. Yani kendi zevkimize göre bir ev yapamadığımız için mevcut evimizi, komşunun evini gördükten sonra sağını solunu efendime söyleyeyim baltalarla, kazmalarla kırıp belki de ana taşıyıcı kolonları da kesip kendi evimizi başımıza yıkıyoruz. Ya bu nereden çıkacak? Nereden çıkacak? Bu medeviyet tasavvuru nereden oluşacak? Önce kafada oluşacak. Burada oluşacak. Ben ne istiyorum? Evet hocam. Aslında şu anda tamamen özel, yeni ve güzel bir konuya giriyorsunuz. İnşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda medeniyet tasavvuru üzerine sizinle daha güzel bir program yapmayı çok isterim. Siz de eğer kabul ederseniz. Şu anda aslında hazırladığım sorular da vardı ama zaman su gibi aktı. Sizi de çok kesmek istemedim. Böyle güzel güzel gidiyordunuz. Evet. Allah razı olsun. Evet. Ben müsaadenizle bu akşamki seminerimizi sonlandırmak istiyorum. Bir saati geçti. 1 saat 10 dakika yaklaşık yayındayız. Sizi de dinlendirelim. İnşallah önümüzdeki haftalarda başka seminerlerde medeniyet tasavvurunda ve biraz daha böyle günümüzde yapmamız gereken, toparlanması gereken konularda yoğunlaşacağımız daha güzel sohbetlerde, daha ayrıntılı konularda buluşmak üzere. Sizi böyle sıkıştıra sıkıştıra konuştuğum için özür dilerim. Kusura bakmayın zaman evet, darlığından. Gayet güzel bir özgürlük alanı sundunuz bana. Fakat vakit sanırım Nietzsche'nin bir sözü var. Nietzsche der ki güzel olan özetlenemez. Bu bizim kendi meselemiz. Bizim meselelerimiz. Evet. Özetle anlatma mümkün değil. Çünkü sadece müzikteki batılılaşmayı benim bu 3-4 saatte anlatmam lazım ama böyle bir platform yoktur. Haklısınız yani. Evet. Hocam inşallah izleyenlerimize vakit ayırıp bu saatte izleyenlerimize akıllarında güzel soru işaretleri ya da merak konuları uyandırıp sizi eserlerinizi ve yayınları takip ederek bilgilenmelerine vesile oluruz diyerek çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiğiniz yayınımıza. Çok sağ olun efendim. Size hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın seyirciler, inşallah önümüzdeki haftalarda başka USPUM seminerlerinde buluşmak üzere yayını sonlandırıyorum. Herkese sağlıklı, hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim efendim.